Ceyda. Efendim Murat'cığım. Ben seni içeride bekliyordum ama. Biz sabah aerobiği yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz gerçekten? Ayak altı aerobiği. Günaydın hanımlar. Günaydın. Ayak altı aerobiği yapıyoruz. Kaçtım zaten. Ne işe yarıyor? Ya şimdi hani topuk dikeni dediler ya. Ben de Türkan Hanım'a sordum. Türkan Hanım dedi ki ayaklarınızın altı ağrıyorsa dedi. Buzlu şişeyle böyle dedi. İyi geliyor bana dedi. Gerçekten iyi geliyor mu? Kesinlikle. Çünkü ben bir topuk dikeni hastası olarak. Geçici bir rahatlık veriyor ve günümü rahat geçirmemi sağlıyor. Yani daha çok bana rahatlıktan çok o kadar uyuştum ki ağrı hissetmiyorum. Ağrı hissetmiyorsun bence. Ya o zaman, şu anda ayağımın altını hissetmiyorum aslında bakarsan. Yani geçici rahatlık verdiğine göre bunun gerçek tedavisi nasıldır onu öğrenelim mi? Vallahi öğrenelim yoksa sağ ayağımı kullanamayacağım. Galiba evet. Bugünüm böyle dur. O zaman sevgili uzmanımız Oktere Selim Murabi'yi buraya davet edelim. Evet. Günaydın. Hoş geldiniz. Böyle gelelim. Biz böyle şimdi, altımızı aldık, buzlu şişeleri ayağımızın altına çeviriyoruz. İsterseniz önce topuk dikeni dediğimiz zaman çoğumuzun aklına gelen şu değil mi? Farklı düşünen var mı? Hep sanki böyle topuğun altında bir diken, bir çıkıntı oluşmuş da batan bu şey. Üzerine bastığımız zaman aman ağrı çivi veriyor çivi şeklinde bir çivi kafamızda canlanan çivi gibi gerçekten bir şey var. Doğru mu bu? Ben onu alayım isterseniz. Hadi bakalım. Şimdi şöyle başlayalım. Evet, röntgenlerde böyle bir şey görüyoruz. Ağrının bunun yaptığını zannediyoruz ama aslında konunun bununla hiçbir alakası yok. Bütün problemimiz ayağımızın altında var olan bir bant var. Bu bant biz yürürken yaylanmamızı sağlamakla görevli. Hmm. Ayağımızda herhangi bir sağlık sorunu olduğunda düz tabanlık, içe basma, yüksek kavis, diyabet, romatizmal hastalık, kilo problemi gibi bu bandın esnemesiyle ilgili çeşitli sorunlar ortaya çıkıyor. Bunu o zaman bir kenara bırakalım şöyle. Tabii. Kafamızdan silip atıyoruz silip artık böyle bir şey olduğunu. Bu bant yeteri kadar esnemediği zaman en güçlü yapışmakta olduğu yer olan topuğu ciddi şekilde çekmeye başlıyor. Şunu şöyle tutalım mı? İsterseniz daha hastamız ve yani diğer kişiler kafalarını güzel canlandırsın. Biz devam edelim mi bu soğuk suya? bence gerek yok. Yoksa bence gerek mı? Yok. Bence bırakalım. Bırakalım. Biraz sonra aman da tartışacağız. Aman. İyi ki sormuşum. Bu kıyamı unutmayın. Hanımlar çok teşekkür ediyorum. Türkan Hanım yanında kalacak. Sizleri yerinize alabilirim. Biz bu arada devam edebiliriz. Evet. Ayağımız aslında esnekliği ve yaylanmayı sağlayan ligaman yani bağ dokusu değil mi bu? Bu bağ dokusunun yeteri kadar çalışmamasıdır ağrıyı yapan şey. En önemli spot ağrı şekli şu. Sabah yataktan kalkıyorum. İlk birkaç adımda çok ağrım oluyor. Evet. Ya da bir yerde oturuyorum. İlk attığım birkaç adım çok ağrıyla geçiyor. Tanıyı koydurtan şey bu. Neden? Bütün gün ayağım en gergin halinde duruyor. Evet. Bu yaylanmayı biliyor ama uykudayken bu bant en kısa haline geliyor. Yani bir anlamda uykuda da esasında bu bant da uyuyor. Kesinlikle. Doğru. Sabah kalktığı zaman normal olan bir ayakta bu bant son derece kolay bir şekilde yaylanmaya başlamalı. Ama beceremediği için topuğu çekiyor ve topukta ağrıya yol açıyor. Bir başka önemli nokta her topuk ağrısı bu değil. Evet. Topuk ağrısının çeşitli bölgelerde farklı belirtileri var. Örneğin ayağın arkasında aşil tendon dediğimiz bir bant var. Bu bandın kendine ait başka problemleri olabiliyor. Hı hı. Ya da ayağın iç tarafından geçmekte olan bir sinir var. Bu sinir sıkıştığı zaman da topuk ağrısıyla bize gelebiliyor. Önemli nokta topuk dikeni olarak tarif edilen hastalıkta sabah yataktan kalkma ağrısı. Geri kalanlarda oluşan ağrıların şekilleri çok farklı. Örneğin sinir sıkışmasında hastanın yürüdükçe ağrısı artıyor. Örneğin topuk dikeninde gece hastayı ağrı uyandırır mı? Hayır, hiçbir zaman. Oysa gece ağrısı sinir sıkışmaları için son derece tipik bir bulgudur. Evet. Konuşmaya devam edeceğiz. Türkan Hanım yanımızda. Günaydın sevgili seyirciler. Bugün topuk dikeni ve diyabet konuşacağız. Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz. Türkan Hanım yanımızda. Gerçekten acaba sabahları nasıl kalkıyor? Hayatı nasıl etkileniyor? Onu bir tanıyalım. Stüdyomuzda konuşmaya devam edeceğiz. İnanın terliksiz düz yere basmayı çok özledim. Ben şu an yalın ayak yürüyen insanları, evin içinde bile ve sokakta yürüyen insanları gıptayla bakıyorum. Benim sorunum topuk dikeni. 4 yıldır ben bu sorunu yaşıyorum. Yaşamayı öğrendim. Yaşamak zorundayım. Ben ilaçları kullandım ama maalesef çok ilaç kullanmama rağmen, 4 yıl olmasına rağmen acılarım kat be kat arttı. Topuğumda sanki yaranın üzerine basıyorum bir çivi. Orayı böyle oyuyor matkap gibi.
zonklamalar çok oluyor açıkçası böyle. Zonk, zonk, zonk. Bir şey düşünün böyle, bir yeriniz ağrıdığı zaman, bir başınız ağrıdığı zaman şakaklarınız nasıl zonklar? Veya iltihaplı bir yara nasıl zonklar? Ve ben bunun üzerine basıyorum. Ben güne sağlıklı, acı çekmeyerek başlamak istiyorum. Kalktığım zaman ayağıma odaklanmak istemiyorum. Bugün de mi acı çekeceğim? Bugün de mi çarem yok? Bugün de mi umudum yok? Yarınım ne olacak? İşimi bırakırsam, çocuklarım, baktığım çocuklar, baktığım aile ne olacak diye düşünmek istemiyorum. Şimdi sabah yaptığımız şey Selim Bey ne kadar doğru? Buz, yani buzlukta beklemiş bir şişe suyu ayağımızın altına alıp ayağı rahatlatmak. Çünkü Türkan Hanım'la programa başlarken dedim ki yapıyor musunuz? Yapıyorum Ceyda Hanım, acayip iyi geliyor dedi. Özellikle şiştiği zaman. Tüm ortopedik problemlerde soğukla beraber oradaki ödem azaldığı için hastanın şikayetleri azalır. Ama bu bir tedavi değil. Hani yapmış olduğumuz soğuk su, ayağın altında yapmış olduğumuz bir tür masaj bizi çok rahatlatıyor. Ama tedavide bunun hiçbir yeri yok. Orada önemli olan şey, biraz sonra hastamızı muayene ettikten sonra gösteririz hep beraber. Yapılması gereken 4 tane basit egzersiz var. Sabahları yataktan kalkmadan önce bu egzersizleri yaparsak eğer zaten sorunumuz ortadan yani kalkıyor. Esasında bu soğuk masaj sadece hastayı biraz olsun rahatlatıyor. Yoksa hastalık da demeyelim aslında. Şikayeti. Şikayeti ortadan kaldırmıyor. Çünkü ayaktaki topuk dikenleri bir hastalık mıdır? Veya bir hastalığın belirtisi olarak kabul edilmeli midir? Aslında topuk ağrısını biz bugün tamamıyla bir rahatsızlığın yanı olarak kabul ediyoruz. Hani hastamızda biraz sonra göreceğiz. Aslında evet. Ayağımızda bir basma kusuru var. Bu basma kusuru bize bu şikayetle geri geliyor. Bu arada bu hastaların hepsinde eşlik eden diz problemleri, bel problemleri, yürüyüşle ortaya çıkan bacak ağrısı gibi sorunlar zaten var. Ama hasta sadece en çok ağrıyı topukta hissettiği için... bütün ağrı mekanizmasını orada çalıştırıyor. Yoksa o zaman şunu söyleyebilir misin bize? Biz normalde sağlıklı bir kişi ayakta dururken hangi noktalar üzerine basıyoruz? Ayağımızda hangi noktalar üzerine ağırlığımızı veriyoruz? Normal şartlar altında topuğumuz, evet, baş parmağımız ve serçe parmağımız bir üçgen oluşturuyor. Ve biz bu üçgenin üzerinde duruyoruz. Zaten o yani görmüş olduğunuz modelde, hafta... Evet, Ceyda teşekkürler getiriyor bize şimdi. Çok orada gösterelim. Narin bir ayak getireceğim şimdi göstermek için. Bu çok önemli çünkü gerçekten. Nasırların veya diğer hastalıkların da çok kez altta yatan problemi bizim basit için, problemleri değil mi? Bizim için önemli olan şey bu üç noktanın yük taşıması. Evet. Üç noktanın dışına taştığımız anda şikayetlerimiz de zaten onunla beraber geliyor. Şimdi hastamız için çok tipik, beraber göreceğiz topuğunun neresinin ağrıdığında. Eğer hasta içe basıyorsa sinir sıkışıyor. Evet. Dışa basıyorsa buradan geçen bant ağrı yapıyor ya da hasta kilo problemi nedeniyle orta hatta ayağı çökmüşse aşil tendonuyla ilgili problem çıkıyor. Evet. Her şey ayağın muayenesinde. Hadi görelim, merak ettim. Böyle gelin lütfen. Sizi zaman tutalım. Kalırsa ben de bir şey soracağım. Herhalde çıplak ayak bakacağız çıplak değil ayak. Mi? Evet lütfen. Şöyle paçamı kıvırayım mı? Kıvıralım paçamızı da. Önce herkesin görmesi için iki ayağınızı çıkarmanızı rica edeceğim. Ben size yardımcı olayım. Böyle gelin lütfen. Ben hallediyorum. Siz dert etmeyin lütfen. Şöyle bir şey gösterelim. Hastamızın ayağına baktığımız zaman aslında ayağın içinde olması gereken kavisi parmağı yukarı kaldırarak gösterebilirim. Olman şöyle yan tarafa ayağımızı çevirebilirsek harika. Okay. Şimdi benim normalde ayağımın olması gereken kavisi bu. Serbest bakın, hiç abartmayalım. Şudur. Bu normal görüntü. Normal görüntü bu olmalı. Normal böyle olmalı. Gerekiyor. Ama evet, ben bıraktığım zaman gördüğünüz gibi bu kavis aşağı doğru çöküyor. Evet. Hastamızın ana problemi özellikle sol tarafı gösterebilirsek, öbür ayağınızı bana gösterirseniz çok daha tipik bir şekilde iç yanını gösterelim. Bu tarafa doğru dönelim lütfen. Selim Bey, şimdi evde bakın, bizi evet, izleyenler çok... kendilerini bu şekilde muayene edebilir mi? Bir kesinlikle. Böyle gösteriyorum tekrar. Olmam gereken kavis bu. Belki ayna yardımıyla yapabilirler bunu değil mi? Daha kolay görürler. Şu anda çıkartıyorum. Vallahi siz de ya da parmak ucuna kalkarak aynı şekilde ederim. Evet. Oysa ben bıraktığım zaman kavisim olduğu gibi çöküyor. Kavis çöktüğü zaman ne oluyor? Sırtınızı bize döner misiniz? Dönün sırtınızı lütfen. Beraber küçük bir işaretleme yapalım. Normal şartlar altında. Yine ben ayağınızı serbest bırakın. Müsaade edersiniz değil mi? Ayağım, tabii. Böyle rahat bırakın, çekelim. Serbest bırakın. Normalde ayağımızda aşil tendonumuz burada. Yani aşil tendon dediğimiz bu arkada hissettiğimiz bağ aslında. Evet. En kuvvetli bağımız. Topuğumuz da orta hatta. Evet. Normalde bunlar böyle durmalı. Evet. Okay. Biz ayağı serbest bıraktığımızda gördüğünüz gibi böyle bir çizgilenmemiz oluyor. Böyle bir açılanmam var. Şu görmüş olduğum açılanma topuğa binen yükün yanlış yere gitmesine yol açıyor. Evet. Aslında hastamızın bütün ihtiyacı olan şey şuradan destekli bir ayakkabı ve tabanlık kullanmak. Bunu kullandığım zaman topuk ortaya tekrar geri döndüğü için benim bütün şikayetlerim ortadan kalkacak. Evet. Burada tabii ki hastanın bu
ayak yapısıyla kilosu çok önemli. Hasta kiloyla dönebilirsiniz. Lütfen aşağı doğru gelin. Bak yine döndük dolaştık kiloya geldik hanımlar. Çünkü bu yanlış basan ayak kiloyla karşı karşıya kaldığı zaman yükü taşımakla ilgili sorun yaşayan bölge topuk ne yapıyor? İçeri dışarı doğru yatıyor. O görmüş olduğumuz kas da bu yana yatıştan dolayı yanlış yerleri çekmeye başlıyor. Ve o yüzden rötkenlerde kemiklerde çeşitli bozukluklar ortaya çıkıyor. Peki buradaki tanıyı tamamen muayeneyle koyabiliyor musun? Tamamen muayeneyle koyuyor. Yani başka bir şeye ihtiyacın hastayı var mı? Dinlemek tanıyı koydurtuyor ama tedavi etmek için bazı şeylere ihtiyacımız var. Özellikle ayağın altında. Şu an rötkende görünüyor mesela. Evet, orada rötkenimiz de ekranda var. Kemiğin etrafında görmüş olduğumuz çıkıntıların hiçbir önemi yok. Hiçbir zaman bu çıkıntıları tedavi etmek, temizlemek, çıkartmak gibi bir alışkanlığımız yok. Önemli olan nokta ayağın altındaki bandın uzamasını sağlamak. Şu arkada göstermek ister misin? Hem ayağın da yapısını bir görmüş olalım. Okay. Sizi bu arada indirelim. Bu evet. Ekrana baktığımız bir zaman... Bir röntgen görüyoruz şu anda değil mi? Ayakların kemiklerinin ifade görüntülendiği değil mi? Genellikle bir röntgen çekildiği zaman doktora gidildiğinde şu çıkıntının ağrıyı yaptığı ve sizin bir topuk dikeniniz var cümlesini oluşturan şey bu görmüş olduğunuz çıkıntı. Ama biz biliyoruz ki bu çıkıntı sadece orada oluşan bir deformasyon. O yüzden bizim bu çıkıntıyla hiçbir işimiz yok. Bizim ana derdimiz şu bandın tamamıyla uzatılmasını sağlamak. Ben burada hemen modeli yanına getirmek istiyorum senin. Daha rahat görebileceğiz. Biraz önce aslında çok güzel ifade ettin. Şöyle yapalım. Şöyle hemen bakın. Aynı pozisyona koyduk. Aynı pozisyonda koyduk. Topuk dikeni olarak tanımlanan lezyon veya oluşum diyelim şuradaki çıkıntı aslında değil mi? Biz onu hep... Kemik zannediyoruz. Sanki kemikten bir diken çıktı da ayağımıza batıyor zannediyoruz. Oysa buradaki ana problem şurada gözüken bizim de şematize ettiğimiz göstermeye çalışacağız. Evet. Bu bandın çalışmaması. Band çalışmayınca topuğu zorluyor. Bütün problemimiz bu. Muhakkak bandı uzatmak için uğraşacağız. Selim Bey şu egzersizleri öğrenebilir miyim? Elbette. Sabah uyandığında tabii. Çok merak ediyorum. Böyle gelelim. Tamam. Ortada buluşalım gene. Alalım. Şimdi gerçek egzersizleri öğrenelim. Yapmamız gereken toplam 4 tane egzersizimiz var. Birinci egzersiz genellikle yatma pozisyonunda olan bir şey. Onu ben size göstereceğim sonra diğerlerini beraber yaparız. Evde bir havlu ya da bir bornoz kemeri gibi bir şeyle ayağımızı kendimize doğru çekiyoruz. Ve çektiğimiz pozisyonda 10'a kadar sayıyoruz. Ve 10'a kadar bekleyip serbest bırakıp tekrar 10'a kadar sayıyoruz. Önemli nokta şu. Ben pardon sen destek alacağım. Gece uykudayken şu hareketi yapıyorum. O yüzden bu bant kısalıyor. Sabah kalktığım zaman uzamasını istiyorum. O yüzden kendime doğru çekiyorum ki onu uzatayım. Böylece yükle aşağı indiğimde vücudum hazır. Ben yere indiğim zaman basmak üzere hazırım. Hiçbir sıkıntım yok. Bu egzersizin yataktan kalkmadan yapılması gerekiyor. Çünkü yere bastıktan sonra o zaten ağrıyı hissetmiş oluyor. O yüzden ilk başta yatakta yattığım anda... Bileydim eşofman giyip gelirdim. Süper. Kendi adıma şöyle ben havada göstermeye çalışıyorum. Şöyle istersen... Şöyle ya da oturayım ben. Hani şunun üzerine oturarak yapabiliriz herhalde. Memnuniyetle. Bunu alıyorum. Hı hı. Bu bir havlu olabilir. Bu bir havlu olabilir. Maksat bir direnç olabilir. Yapmak. Evet. Kendime doğru çekiyorum. 10'a kadar sayıyorum. Serbest bırakıyorum. Hı. Tekrar çekiyorum. Tekrar bakıyorum. Böylece aslında ayağımızı güne hazırlıyoruz ve üzerine ağırlık vermeye hazırlıyoruz. Şu bölgenin ciddi şekilde kasıldığını ve uzadığını hissetmem gerekiyor. Senin zaten bu açılıyor. Senin bir kişiyle çekmek kendi kendimize yaptığımızda ne fark oluyor? Çünkü benim ayağım sağlıklı bir ayak olduğu için bana geliyor. Tamam. Ama genellikle hastalarda bunu çekmekte zorlanıyoruz. Anladım. Çünkü hasta bir şeyle dirençle çekmeye anladım. İhtiyacı oluyor. Okey. İki numarada şöyle bir şeyimiz var. Evet. Bunu size verebilir miyim? Tabii teşekkürler. Bir duvara da yaslanıyorum. Evet. Bir ayağım önde bir ayağım arkada. Ellerimi öndeyken bacağımın üzerine yaslanıyorum ve yine arka tarafı esnetiyorum. Önemli nokta şu vücudumu bükmüyorum hiçbir şekilde. Çünkü vücudumu bükersem dizim ya da belime ağrı veriyorum. O yüzden hedef dik duruyorum. Ayağım önde ve arkada esniyorum. Ona kadar duruyorum. Tekrar düzeliyorum. Burada aşil tendonunu germe ve esnetme çünkü değil mi? Maketi hatırlarsanız arka. Aşil tendonuyla ayağın alttaki bant birbirinin aynısı. Evet. O bandımızı gösteririz tekrardan. Evet. Önemli hareket şunu yapmak. Düz, hiç bükülmüyorum, dizimi bükmüyorum, belimi bükmüyorum. Duvardan destek alıp düz gidiyorum. 10'a kadar sayıp tekrar düzeliyorum. Burada da gerginliği nerede hissetmeli aşil kişi yaparken? Hep bacağın arkasında. Arkada, hep dizde de hissetmeli mi? Çok fazla dize kadar çıkması önemli değil. Hani o biraz bence abarttığımızı gösteriyor. O kadar zorlamaya gerek yok. 3 numara çok basit. Parmak ucuna kalkıyorum. 10'a kadar sayıyorum, iniyorum. Sonra yine bir yerden destek alıp tek parmak ucuna kalkıp sayıp iniyorum. 4 tane egzersiz. Toplam sadece 4-5 dakikamızı alacak olan bir süreç.
Bunları yaptığımız zaman yaklaşık 3 hafta sonra bu şikayet ortadan kalkıyor. Önemli olan nokta şu, hastamızdaki gibi basma kusuru olan kişilerde muhakkak basma kusurunun ne olduğunun tespit edilmesi ve buna uygun ayakkabı ve tabanlıkların eşlik etmesi. Mesela onu nasıl yapıyorsun? Türkan Hanım kaç senedir topuk dikeni rahatsızlığı yaşıyor ve şu anda giydiği ayakkabı sizce doğru mu? Şimdi Türkan Hanım'ın pozisyonunda önemli cevap şu, her şeyden önce bir dönem bu rahatsızlıktan kurtulana kadar günlük yaşantımızda muhakkak özel bir ayakkabı giyeceğiz. Bu özel ayakkabıdan kastettiğim şey ortopedik bir ayakkabı değil, daha spor bir ayakkabı, altı yaylanabilen, yumuşak dokusu olan bir ayakkabı giymesi gerekiyor. Dikkat etmiş miydiniz böyle bir ayakkabıyla yaşamaya? Açıkçası duydum ama kullanmadım. Tamam. Daha çok şu plajda havuz kenarlarında giydiğimiz terlikler var ya plastik. Parmak arası. Hayır normal kapalı plastik terlikleri giyince rahatlık hissettim. Yumuşak bir şeylere basma gereği hissediyorum. Zaten amacımız o. O yumuşaklığı evet. Doğru ayarlamak. Onunla ilgili gerekli şeyi yapmak. Ama önemli bir nokta daha var. Az önce gösterdim. İçeri yatan bir ayağımız var. Evet. Biraz sonra onu ölçeceğiz ne kadar içeri yattığını. Hı hı. Çok matematiksel bir hesapla kaç derece içeri yatıyorsam, tıpkı gözlük hazırlar gibi, kaç derece içeri yatıyorsam o kadar dışarıya destek veren bir tabanlıkla ayağı orta hatta getirmeliyim. Çünkü istediğim kadar egzersiz yapayım. Yanlış basmaya devam ediyorsam şikayet tekrar geri gelecek. Bunun için peki tabanlık mı kullanılıyor? Yani hastanın bası özelliklerine uygun bir tabanlık tasarlanıp onu mu kullanması gerekiyor? Genellikle yürüme analizleri ya da ayak ölçümleri yapılıyor. Bu ölçümler yapıldığı zaman ortaya çıkan tabanlık önce bir 3 ay için sürekli kullanılıyor. Evet. Daha sonra bu hastaları tahmin edersiniz ki yürüyüşe zorlamaya başlıyoruz. Çünkü evet. Hemen hemen bu hastaların %75-80'inde bir kilo problemi var. Kilodan hastayı kurtarmak için onu yürütmemiz gerekiyor. Yürütme esnasında da bu tabanlıklar ağrının tekrar geri gelmemesi için çok önem kazanıyor. Şimdi bu yürüme analizi için ister bir evet. Görüntüleme yapabilirsek çok iyi olur. Hadi. Bir tabii. Gösterelim nasıl tabii. Yapıyoruz. Memnuniyetle. Çünkü böyle bu gerçekten bir çok önemli. Hepimiz için özellikle şeker hastaları için de çok önemli değil mi? Çünkü şeker hastalarında da çok sık görüyoruz bası problemlerini, yanlış basma alışkanlıklarını veya ayak anatomisindeki değişikliklerden dolayı yara çıkmasını. Bunların önüne geçmek için önemli bir yöntem değil mi bu? Çok uzun süreli şeker hastalığı olan kişilerde çok net bir şekilde ayağın altyapısıyla ilgili his duyusu değiştiği için ve o kemiklerde değişiklikler meydana geldiği için şekere bağlı olarak hastaların tabanlık ve ayak yapılarının korunmasına ihtiyaç duyuyoruz. Biz yaklaşık olarak 10 yılın üzerinde şeker hastalığı olan ve kontrolsüz diyabet olan özellikle hastalarda evet. Tabanlık kullanımı protektif olduğunu biliyoruz. Bu arada koruyucu, yapmış olduğumuz koruyucu. Aşil egzersizlerinin o hastalarda da çok önemi var. Çünkü diyabetin etkilediği yerlerden birisi. Bir aşil kısalması. Yani kısaltıyor. Oradaki bağın kısalması. Gerçekten önemli bir problem. Tabii aşil kısaldıkça ön tarafa basılıyor değil mi? Ve o yüzden de yaralar parmaklarda yaralar çıkabiliyor. Bunları öğrendikçe gerçekten şaşırıyorum. Hanımlar yani farkında mısınız? Kızlar diyeceğim artık. Yani diyabet hastası birinin ayağına kadar etki etmesi diyabet hastalığını, aşil tendonu bağının diyelim ya da aşil bağına zarar vermesi ve ayağınızı basma şeklini değiştirmesi bağlantısını kurabilir miydiniz hiç? Ben ilk kez böyle bir şey burada duyuyorum. Ya burada önemli çok nokta ilginç. Şu, birçok rahatsızlıkta ayak etkileniyor. Çünkü aslında ayak kemiklerden oluşsa da onunla birlikte çalışmakta olan birçok yumuşak doku var. Ve yumuşak dokuların hepsi çeşitli rahatsızlıklarda zarar görüyor. Romatizmal rahatsızlıkları unutmamak gerekir. Çünkü romatizmal rahatsızlıklar genellikle yumuşak dokuyla kemiğin birleştiği yerleri harap ediyor. Ayak bu bölgelerde arasındaki en önemli yerlerden biri. Düz tabanlıkta romatizmanın çok önemli bir yeri var. Örnek vermem gerekirse. Siz böyle deyince hemen aklıma şey geliyor. Mesela masaj yapanlar, yaptıranlar çok iyi bilir. Ayak masajı çok önemsenen bir şeydir. Ve hep derler ki vücudumuzun bütün uzuvları aslında ayağımızda toplandı. İşte baş parmağımız başımızı işaret eder. Bel bölgemize gelen bir yer yani var. Çok şey ne derler? Bu doğru mu? Hani ne derler? İyi niyetli bir yaklaşım ama ayağın böyle bir anatomik şeyi yok. Hani yok. Özelliği yok. Ayak yük taşıyan bir bölge. Aha. Ama en fazla kullandığımız kesinlikle organlardan yani bir tanesi. Buradaki ana problemimiz şu. Ayakta bir sorun olduğu zaman yürüme bozulduğu için, denge bozulduğu için onunla beraber birçok şikayet beraber geliyor. Anladım. Bizim için önemli olan nokta ayağı iyi kullanabilmek. Evet. Gözlük örneğini çok seviyoruz. Tabanlık yapmak denen şey aslında gözlük vermekle aynı şey. Tabii. Ben gözlük taktığım sürece her şeyi mükemmel görüyorum. Tabii. Hiçbir sıkıntım yok. Ameliyat yapabiliyorum, hasta muayene ediyorum, araba kullanabiliyorum. Okey, iyi bir tabanlığım olursa, ayakkabılarım iyi olursa benim yürüyüş yapmak, spor evet. yapmakla ilgili hiçbir şikayetim şimdi olmayacak. Bu işlem konusunda da bir bilgi verirseniz ne yapıyoruz? Hastaya ağrısızı veren bir işlem midir? Nasıl yapılıyor? Bir ona bakmak istiyoruz şimdi. Şöyle görüntüyü göstermek isterim. Evet. Normalde bu görmüş olduğunuz kırmızı çizgi ayağın olması gereken orta hattı gösteriyor. Evet.
Makine bunu tespit ediyor, topuğu diyor. Gördüğünüz gibi hastamızın kırmızı çizgisiyle bizim çizgimiz arasında bir kaymamız var. Evet, evet. Bu hastanın kaç derece içeriye bastığının göstergesi. Yapılan işlemde biz ayağın yük altındayken nereye bastığını görüyoruz. Ekrana biraz sonra gelecek. Evet. O basan yerleri beraber yükten kurtarmaya çalışacağız. Bunu yükten kurtarmak için yapacağımız tabanların içerisinde çeşitli oynamalar yapıyoruz. Ama en önemli şey şu, hattın ne kadar bozulduğunu beraber görmemiz gerekiyor. Evet. Bizim orta hattımız burası. Ama makinenin orta hattı burada burası. Burada ciddi bir basınç problemi var. Görüyorum. Zaten ağrımızın olmasının sebebi de o. Çoğunlukla iki taraflı mıdır peki bu şikayet? Genellikle. Genellikle ayak şikayetlerinin hepsi önce bir tarafta başlar. Evet. Hasta o tarafı koruma altına aldığı için yaklaşık birkaç hafta sonra diğer tarafta da aynı şikayetler gelir. Ağrı olduğu için öteki tarafa yükleniyor. Ve sürekli gezen bir ağrım olacak. Değil mi? Sürekli evet, gezen bir ağrım olacak. Böyle gelebilirsiniz aşağı. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Ekranda görmüş olsun. Böyle gelin lütfen. Şöyle alabilirim. Sağ olun. Ekranda görmüş olduğumuz renklerin hepsinin bir manası var. Baktığımız zaman normalde ekranı görmek istediğimiz renkler aslında mavi ve yeşil renk. Şu anda ayağın tabanını görüyoruz değil mi? Basın noktalarını görüyoruz. Basın noktalarını görüyoruz. Burada örneğin kırmızı olarak gördüğümüz alanlar yükü fazla taşıyan bölgeler. Evet. Aslında hastamız içe bastığı için gördüğünüz üzere yük olduğu gibi dış kenarı takip ediyor. Evet. Hasta ne yapıyor? Kendince bir koruma mekanizması. Normalde nerede görmeliydik burada? Normalde hiç kırmızı görmememiz gerekiyor. Hiç kırmızı görmememiz gerekiyor. O zaman siz bayağı yanlış basıyorsun. Evet. Ama yanlış basmadan dolayı biraz da şikayet ederler. Sol ve sağ arası. Dediğim gibi hani burada basınç noktaları çok önemli. Evet. Sadece basit bir örnek. Biz mesela bu ayağı düzeltmek istediğimiz zaman ayağın içerisinde bir kavis almak istiyoruz. Kavisi getirip buraya belli bir açıyla yerleştirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi kırmızı noktaları ortadan kaldırıyorum. Evet. Hastanın demek ki ayağın içinde şöyle bir yüksekliğe ihtiyacı var. Başka ne yapıyoruz? Diyoruz ki hastamızın topuğunu desteklememiz gerekiyor. Topuğu desteklemek için gelip buraya küçük bir destek koyuyoruz. Bu desteği buraya yerleştirdiğimizde topukla beraber işte kırmızı noktalar. Yani bir anlamda kazanır. Gerçekten terzi gibi kişiye uygun ayakkabı tabanlığını yani veya terlik tabanlığını yapıyorsunuz. Aşağıdaki normal görüntü giderek yukarıyı değiştiriyorum. Hani yaptıkça kalınlığı arttırdıkça mesela evet. Tabanlığa bir küçük destek verdiğim zaman bütün renkleri olduğu gibi değiştirdim. Ve siz bu tabanlığı yaptığınızda ben mesela bütün ayakkabılarım içine onu koyuyorum ve öyle giyiyorum. Öyle mi? Evet. Ve her ayakkabıyı giyebiliyor muyum? Şimdi şöyle tedavi süresi boyunca ki ilk 6 haftadır biz istiyoruz ki içi çıkabilen ayakkabılarımız olsun. Hı. İç tabanını çıkartıyoruz. Yerine sizin için hazırlamış olduğumuz tabanlığı yerleştiriyoruz. Hastamıza da aynı yolu izleyeceğiz. Hastamız 6 hafta boyunca sabah egzersizlerini yapacak. Tabanlığını güzel bir şekilde kullanacak. 6 hafta sonra tekrar ölçümleri alacağız. Hı. Eğer hastada ağrı noktaları ortadan kaybolduysa, hasta rahatladıysa artık tabanlığı sadece uzun süreli yürüyüşlere indirgeyeceğiz. Örnek vereyim. Hastamız alışverişe çıkacak. Alışverişe gideceği zaman giydiği ayakkabının içerisinde muhakkak bir tabanlık olmasını istiyoruz. Hı hı. Hastamız diyet amacıyla ona eşlik eden bir spor yapmak isteyecek. Yürüyüştür genellikle. Yürüyüş için bir tabanlık kullanmasını isteyeceğiz. Ama hasta bir davete gidiyor, bir eğlenceye gidecek. İstediği ayakkabıyı giyebilir. Orada bir şeyimiz olmayacak. Sizi yürüyerek şu tarafa evet, alırken tabii. Yolda bir tane soru var. Onu soracağım ve doğru ayakkabıyı kısaca geçelim. 10 yaşında oğlu varmış. Parmak uçlarında yürüyormuş. Tabanına basmıyormuş. Ayaklarında herhangi bir şekil bozukluğu yok. Ortopedi uzmanına götürdüm. Tam doğru basarak yürümesi için telkinde bunun zamanla geçer demiş 10 yaşında. Şimdi şöyle parmak ucunda yürüyüş tamamıyla aşil tendonunun kısalığından kaynaklanan bir problem. Genellikle çocuklarda görülüyor ama şöyle bir nokta var. 10 yaş çok ileri bir yaş. Bu yaştaki çocuklarda muayenenin çok iyi yapılması gerekiyor. Çünkü yaklaşık 10 ila 12 yaş arasında ergenlik dönemine girmeden önce bu parmak ucu yürüyüşünü çözmek istiyoruz. Evet. Çeşitli psikolojik problemlere yol açmaması adına. O yüzden muayene sonrasında ya cihazlarla ayağın doğru pozisyonda durması sağlayan ayakkabı içine kullanılan cihazlar var. Ya da çeşitli yöntemlerle ki botoks bunlardan bir tanesi. Botoks yaptığımızda bu tendon gevşiyor. Hastanın ayağının altında bir cihaz yerleştiriyoruz. Böylece botoksla da bu işi çözebiliyoruz. Ama hastayı muayene etmek gerekiyor. Topuk dikeni varmış, sonra geçmiş yeniden başlar mı? Genellikle başlayacağını tahmin ediyoruz. Çünkü dediğim gibi az önceki buzlamaki örneklerinin aynısı. Bir şekilde ağrı kesiciyle ya da herhangi bir ilaç tedavisiyle geçirdiğimi zannediyorum. Ama tendon hala kısa. Tendonu uzatmak için egzersiz yapmasam aynen geri gelecek. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi topuk dikeninde esasında biz bunun biraz da tedavi anlamında olduğunu gördük. İşte basa analizleri yaptık, uygun tabanlıklar yaptık. Ama burada önemli olan noktalardan bir tanesi de korunmak. Şimdi hepimiz gerçekten basa analizi yaptırıp özel bir ayakkabı yaptıramayız. Ayakkabı seçiminde henüz bir problemimiz yokken nelere dikkat etmek gerekir? Şimdi çok tipik bir ayakkabıyla başlayayım. İyi ayakkabının özellikleri şunlar. Bir, topuğuna baktığımız zaman muhakkak 4 ya da 5 santimetrelik yumuşak bir alan olacak. Evet. Kesinlikle
böyle bir topuğu istemiyoruz. Ceyda duydun mu? Bunu bir daha rica edebilir miyim Ceyda'nın sol kulağına doğru? Şartlar gereği. Buradaki sıkıntım şu. Bu kadar yüksek bir topuk giydiğimde ve bu kadar ince bir topuk giydiğimde ayağımın topuğa binen basıncını en üst seviyeye çıkartıyorum. Tamam ya, evet. Çıkarıyorum bundan. Yayına çıplak ayak devam edeceğim artık. Ön tarafımız yuvarlak olacak. Ayakkabının önü kesinlikle yuvarlak olacak. Neden? Parmaklar içeride sıkışmamalı. Ve ayakkabının içinde bir iç destek olacak. Genellikle ayakkabıyı çıkardığımız zaman şöyle bir desteğin olması bizim için çok yeterli. Bu ayak kapsülüne uygun bir destek. Kesinlikle. Evet. Bunlar var olduğu zaman ayakkabı bizim için iyi ayakkabı. Hatırlatıyorum, sürekli olarak topuklu ayakkabı giymek bir problemdir. Ama arada bir, bir iki saat topuklu ayakkabı giymenin bir problemi yok. Günde bir saat giyebiliyor muyum? Memnuniyetle. Bence ayakkabıları geri giyebilirsiniz. Ayakkabılarımı geri giyip o zaman. Buradaki en önemli şey şu. Böyle bir ayakkabı aldığımızda ola ki bir basma kusurumuz varsa bir tabanlık yaptığımızda tabanlığı içine yerleştirecek bir zemin elde edebiliyoruz. Neden? Bunu çıkartıp yerine... Evet. Kendim için hazırlanmış olan tabanlı rahatça yerleştirebiliyorum. Bütün mantık bunun üstüne kurulu. O zaman özellikle ayakkabı seçiminde biraz önce hocamızın söylediği gibi hafif topuk olmasına, ayak kafasını koruyan bir tabanlığın içinde olmasına ve dikkat ediyoruz. Ve yumuşak olmasına, yumuşak olmasına çok dikkat ediyoruz. Yumuşak olmasına dikkat ediyoruz. O zaman Türkan Hanım size emanet. Ağrılarını geçirin. Doktorum doktorum, canım doktorum, size çok teşekkür ediyoruz her şey için. Teşekkür ederiz. Çok biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Teşekkür. Sağ olun.